Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Bugün bir gün boyunca arkadaşlar Starbucks'tan besleneceğim, yiyeceğim, içeceğim. Her şey Starbucks'tan. Bir gün boyunca sadece Starbucks'tan besleniyorum. Bakalım nasıl bir deneyim bekliyor bizi? Kaç kaloriler? Atıyorum fiyatları neler? Yani tatları güzel mi? Çünkü birçok şeyi yemedim ben Starbucks'tan. Hatta içmedim bile. Denemediklerimi deneyeceğim. Benim favori içeceklerimi de size söyleyeceğim. Yemeklerimi de söyleyeceğim. Hazırsanız başlayalım kardeşlerim. Normalde kardeşim ben sadece Americano ya da sade kahve içerdim, latte içerdim, tamam mı? Kahvaltıda. Yani burada ben sabah kahvaltısı yapmıyorum. Normalde de ben aslında pek yapmamaya çalışıyorum. Çok özel durum olmadıkça sadece kahveyle yetiştiriyorum 12'ye kadar. Ama burada yiyeceğim. Bu tulum peynirli ve domatesli hiç denemedim. Hep gördüm. Çok da merak ettim. Şimdi kahveyle beraber bunu yudumlayacağım. Ama ben isterdim bunun şöyle bir demli bir kaçak çay. Ama buranın çayı da sallama yani. Onu da şu an içmek istemedim sabah. Tabii ki gün içerisinde içeceğim muhtemelen de. Ama sabah içmek istemedim. Kanka bıçak falan koymuşlar da ben çatal bıçakta ben yokum, ben şununla varım yani. Isıttırdım sıcacık sıcacık. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Okey. Benim pastane videoları vardı ya marketlerin. Orada birçok pastaneden iyi. Isıttı mikrodalgada ve şu an tazecik ve tadı da güzel geldi yani. Bak bayağı şaşırdım ben buna. Fiyatı ne kadar? Toplam 39. Arkadaşlar bunun fiyatı 14 lira mıydı? 15 lira mıydı neydi? Pardon bu 21. Bu 21. Ooo. 21 ise o zaman bu 18 ediyor. Ne? 18 lira mı şu? Ben bununla doymam için bir şey değil mi? 5 tane yemem lazım. Bu arada sakin oluyor diye bir tane Starbucks'a getirdim Kerem. Gel Kerem dedim. Orada sakin oluyor. Rahat rahat otururuz dedim. Herkes burada ya. İlkokul arkadaşım bile burada ya. Ama dedim sen Adana'da değil miydin dedim. Yok kanka tatile geldim dedim. Kuzenlerin yanına. Yani Facebook gibi bir yere geldim yani. Anlatamam. Herkes burada. Ama bu çok güzel. İçinde ne var? Söyleyeyim. Domates dedi. Domates en dibe kaçmış arkadaşlar. Böyle az bir dereotu var. Ama o çok yakışmış. Çok güzel. Harbiden beğendim. Şaka bir yana pahalı. Evet ama beğendim. Kahve zaten Americano. Ama bir şey diyeceğim. Adamı niye almadılar benim? İsmimi yazmadı. Niye acaba? Bunu ayrı tek iç kanka. İkisi beraber gitmiyor. Ben o zaman şöyle takipçilerim için şöyle bir güzel bir ısırık daha alayım kankacığım. Sonra zaten tüm gün takılana kadar buralardayız. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayında fırtına. Ya ferahlayalım dedim, gel dedim bir şey içelim, yemeyelim dedim. Şöyle ferahlayalım, hava sıcak dedim Kerem dedim. Şöyle sol bir şeyler alalım dedim. Şu an olduğum yerde Kerem yok. Kerem uçtu. Adam 50 kilo adam uçtu. Vallahi gitti. Fırat abi tut dedi, bir baktım Kerem geri gidiyor. Bak abartmıyorum bak. Şerefsizim, abartmıyorum. Bulunduğumuz yer arka tarafta şu an var ya yani fırtına ya. Böyle bir şey olamaz. Yemin ederim yani. Şu an ben üşüyorum. Kerem akıllı çocuk. Hani biliyor kendini, akşam serin oluyor falan diye almış sivitini. Takılıyor. Ben de daha önce hiç denemediğim arkadaşlar şunu aldım. Strawberry açai. Açai. Bu biraz zihin açai. Bunu ilk defa dinliyorum. Ben normalde Cool Lime alıyorum kanka. Ben normalde Cool Lime içiyorum, tamam mı? Ondan sonra yani Cool Lime gerçekten çok başarılı. Bu çilekli ilk defa dinliyorum. Bu da kötü değilmiş. Bir tane daha başka bir şey denemiş miydim bu ferahlatıcılar? Bir tane bir şey denedim böyle. Bizim Tamer Yeşilhan'ın nemiyle ekşimikti falan filan bir şeydi. Hiç beğenmedim onu. Ama bu akıyor. Fazla şekerli. Açayı ne acaba? İçinde çilek var. Başka bir şey yok. Mesela Cool Lime'in içinde kahve varmış. Ben bunu bilmiyorum. Çünkü dedim ki içinde böyle limonlu falan dışında dedim, lime dışında bir şeyler var sanki falan dedim. Dedi ki Fırat Bey dedi içinde dedi şey var onun dedi, böyle yeşil kahve çekirdeği var dedi. Dedim belli farklı. Tadı şey ama mesela bunun parçacıklarını mesela yemek istiyorsun. Tamam mı? Nasıl yiyeceğim? İçeceğim bunu. Sonra elimi daldırıp alacağım. Başka çözüm yok. Yani şunu açsak. Yine yiyecek bir şey buldum Fırat Sobuta. Yine buldum. Yine ekmeğindesin. Kurumuş çilek. Bak size bir tane iş öneririm. Şok kuru çileği görünce. Bak kardeşim tarlan varsa ne yapacağım biliyor musun? Çilek ekeceksin. Çileğin normal kilosu şu an 15 falan 20 liraysa. Kuru çilek var ya, kurumuş çileğin. Ne kadar biliyor musunuz? 750 lira. Kilosu 750 lira. Kerem duydun mu beni? Yeni işimizi duydun mu? Tarla başında bekleyeceğini biliyor musun? Tarlanın başında sapan atacağını biliyor musun? Çilek tarlasını. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Hani gerçekten acayip şaşırdım. Böyle çünkü şu an dünyada gerçekten ekonomistlerde ve böyle gazetecilerde, araştırmacıları dinlediğimde herkesin böyle bir kendi artık bir şeyleri yetiştirmeyi bilmesi gerektiğini, zor günlerin beklediğini konuşuluyor falan. Genel anlamda her görüşten, Türk, yabancı, ondan sonra tüm böyle ekonomistlerde falan ortak bir karar. Ben de böyle mantıklı buluyorum yani. Gerçekten öğrenmeli insan. Kendi domatesini, salata yetiştirmeyi. O ara araştırırken çileği muhabbetine denk geldim ve öğrendim.
çok şaşırdım. Yani böyle bildiğiniz işte çilek yetiştirip kuruttuğun zaman ciddi oranda büyük karlar elde ediliyormuş yani. Bakın 715-20 lira nereye, 750 lira nereye ya kilosu. Ama şöyle işte atıyorum 10 kilodan 1 kilo kuru çilek çıkıyor falan. Hani öyle bir şeydi. Belli olmaz bu dünya hali be kanka. Gerekirse tarla da süreriz, sapan da süreriz, kendimiz de üretiriz kardeş. Ya bu arada çok soğuk. Harbi çok soğuk, hava da çok soğuk. Bunlar mesela falan alkollü kokteyller için falan bence bu ya. Cool Lime falan da böyle alkollü kokteyllerde falan kullanılan şeylere de benziyor, andırıyor. Ben bunun fiyatını söylemedim sana. Küçük boy söyledim. 30 lira 50 kuruş. Biraz pahalıya ferahlıyoruz burada. Ama yeni zamlar geldi sanırım. Bundan önce fiyatını bilmiyorum da değil mi? Kerem yeni bir zam geldi. Sen bilirsin kardeşi, çıkmıyorsun çünkü de. Bir ay önce mi geldi? Vay arkadaş. Nişantaşı çocuğu ya. Allah bilir ya. Arkadaşlar çok soğuk. Bak gerçekten şu an bulunduğum yer çok soğuk. Gölgede burası 19-20 derece. Yani şu an dışarısı 26-27 derece. Hava normalde de biraz daha iyi de burası gerçekten çok soğuk. Ben de bunu soğuk soğuk içiyorum. Umarım hasta olmam. Yani inşallah. Bildiğim buzlu içecek. Yani bileydim sıcak çay kahve, başka bir kahve denerdik yani, anladın mı? Vay çaktım, mokayı çok severim. Bu arada sürpriz bir konum var. Bu videonun içerisinde 3. tekli ya da bir sonrakinde falan sizlerin de bence birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği bir kardeşim geliyor videoya. Aradı falan, dedim gel video çekiyorum falan. Gel dedim, sen dedim oturalım. Hem sohbet ederiz hem de dedim böyle böyle videomda dedim eşlik edersin, seve seve dedi. Geliyormuş. O zaman konuğumuzun yanına gidelim. Hem de bunun fiyatını söyledik. Başka bir şey dedik mi? Esprimizi yaptık. Aklımdaydı. Açayı dedik. Bu kafa açayı dedik. Hava da biraz açayı. O zaman Fırat Yiday kanka. 5 dakika daha durursam ishal eder yemin ederim. Vallahi. Kardeşim sen daha demin 2 saatlik idmandan çıkmadın mı? Çıktım. Bu frappuccino içiyorsun. Burada da bir tane cheesecake söyledi. Şöyle. Benim de öğlen yemeğim oldu bu artık. Jambonlu, cheddarlı, tost söyledim. Heh, buyur kanka. Ben Amerika'da çok salam yiyemiyorum. Çünkü çoğunda sosis oluyor salamların. O yüzden salama bir hasretim var aslında. Sosis mi oluyor? Salamların çoğunda domuz eti oluyor. He, sosis oluyor dedin. Hayır. Sosis mi dedin? Sosis dedin oğlum. Salamlarda domuz eti olduğu evet. için çok salam yiyemiyorum orada. Doğru. Bayağı yemeye de unuttum yani tadını. Ama bir tadına bakarım. Bakar mısın? Bakarım. Aa, niye söylemedin kendine? Şu an var ya, nasıl rahatsız oldum biliyor musun? Yemeğini paylaşacak ya, hiç paylaşımcı değil. Bir dilim aldım. Ben de ısıracağım valla. Sos da var içinde. O sos dediğin cheddar. Cheddarlı tantuni yedim, o da güzeldi. Enteresan. Cheddarlı tantuni mi? Ha, et tantuni cheddarlı. Vallahi mi? Ben de bu arada çay söyledim arkadaşlar. Tostun yanında kahve gömemeyecektim. Adama diyorum ki ayran getir diyorum garsona. Abi cheddarlı ayran olmaz diyor. Getir abi. Abi ikisi de süt ürünü, olmaz diyor. Abi ayran getir dedim en son ya. Oldu. Allah Allah. Getirin mi ayranı? Oldu yani. Oldu, getirdi en son ya. Ya onu dediğini anlıyorum. Asitli içecekle falan daha güzel olur diye. Daha güzel gider diyor da. Bir şey söyleyeceğim. Patronculuk serisi dışında bir seri gelecek mi? Gelecek inşallah. Vallahi mi? Güzel bir seri gelecek. Bu arada bizim işte 3-4 yıl oldu. Evet. Değil mi, değil mi dostum? 2018. 2018, 4 yıl. Tamam, 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. İlk defa bir videoda beraberiz. Oo. Vallahi hiç videomuz yok. Benim kanalda da yok, senin kanalda da yok. Çünkü biz izlenmenin umurunun peşinde değiliz ya. Çünkü biz buluştuğumuzda sadece sohbet ediyoruz. Evet. Aklımıza hiç video gelmiyor. Vallahi öyle. Harbiden öyle. Yani benim çok izlenen, az izlenen, o bu fark etmiyor. Tüm şeyleri, bakış açım hep o yönde yani. Hiç. Yani yoksa şey ben ne işler benim. Ya şu an mesela geliştiği için abi ne yapıyorsun, neredesin? Abi video çekiyorum, gel sen. Ben mesaj attım. Antrenmandayım evet. Abi antrenmana gidiyoruz diye. Sen çekimde izledin. Bak buradayız. Ve antrenman sonrası 55 gram şekerli frappuccino'mu yudumluyorum. Bir şey diyeceğim, buraya şimdi Oğuzhan yazdılar ya, bir ara hatırlıyor musunuz? Hep storyler dönüyordu ya, bunu işte adam diyor, ismim Deniz diyor, Derya yazıyor, evet. Fırat diyor, Rıfat yazıyor falan. Evet. Starbucks'ın müdürleri, CEO'lar artık Amerika'dan mı başlıyor mevzu bilmiyorum, bilerek diyormuş ki yanlış yazın. Her yanlış yazdığınızda adam gelecek diyecek, mesela buraya Oğuzhan yerine atıyorum, Oğuzcan yazsaydı ben diyecektim ki bu nasıl isim lan, tak. Paylaşıyor paylaşıyor. Bedava reklam. İşte Amerikan emperyalizmi ha, böyle bir şey olamaz. Dedi 15 yıl. Bu arada tostla ilgili de yorumumu söylemek istiyorum. O ne? Gerçi... Fırtıl mı? Yok, uçan ip kanka, her yerden her uçuyor. Her şeyden uçuyor. Bu arada ekmeğe bayıldım. Zeytinli ekmek sanırım bu. Jambon güzel, kaliteli jambon. Cheddar güzel. Şu an mutluyum. Ben bunu ilk defa yiyorum. İçinde salça sos var bu arada. Evet. Sen soslu dediğin oymuş. Çok ha, özür dilerim. Ben. Doğru, kırmızı çok bir şey var. Çok özür dilerim. Ukalalık at. Bunu da koy. Ukalalık ettim daha demin de. Yok, gerçekten yok. Kırmızı o sosu. Bir sos ettim ya, evet. Acuka tarzı. Ben de bu arada ahududu cheesecake aldım. Yine spor sonrası. Bir şey diyeceğim. Emek verip garsonluk yapılan zamanlar nasıl belli oluyor kanka abi, öğrendiğimiz? Az garsonluk yapmadık be abi. Hatta buraya çok yakın bir yerde garsonluk yaptım. Yemin ediyorum 7 gün sürdü. 7 gün sonra beni kovdu adam topallıyorum diye. 20 TL'den 140 TL para verdi. Git dedi. Şu anda ahududulu cheesecake'i tadıyorum.
Ben değil mi sorarım ben? Niye? Ama ahududu gelmedi, biraz ahududu olayım. Ben de hiç garsonluk değil de ben satış elemanlığı yapmıştım. İşte CD satıyordum müzik şeylerinde, kitap evlerinde falan. CD. Bir de uzakta çalışıyordun sen. Tabii tabii. Tabii. Yol falan da vardı. Maltepe, Taksim ya of. 1100 lira para alıyordum. Ama 1100 liraydı da 1100 liraydı yani. Yok kanka 1100 lira. Değil miydi? Kiram da 1000 liraydı. Yine gücü yoktu diyorsun. Evet kira 1000 liraydı. Sezgi Turne Tiyatrosu yapıyordu. Onun aldığı para da ev ve faturayı döndürüyordu aynen evlendiğimiz zaman. Nerelerden geldik be diyorsun. Allah. Nereden geldik yani herkes yaşıyor kanka. Bu arada şey yapmıyorum yani biz. Buralardan böyle böyle yaptık dedin yani bu. Ajitasyon değil, herkes yaşıyor diyorsun. Herkes yaşıyor. Ben bunu asla kullanmadım öyle. Zaten şöyle de bir durum var abi. Zenginsen, zengin bir yerden gelip zengin bir şeyler başardıysan o hep senin ihale üzerine kalıyor. Çünkü ne başarırsan başar, örnek veriyorum çok zengin bir Türkiye'de ailenin bir çocuğunu düşün. Ne başarırsa başarsın her zaman diyor ki bu şu ailenin çocuğu olacak. Evet. Bizde evet. O yok mesela. Sıfırdan gelmenin öyle bir avantajı var. Ama bizim çocuklar öyle mi olacak lan? Fırat Sobutay'ın kızı, Fırat Sobutay'ın oğlu, Oğuzhan'ın oğlu, Oğuzhan'ın kızı mı diyecekler? Vallahi çocuğum olduğundaki maddi manevi duruma bağlı. Güzel ama hayat adı. İyi mi? Ya. Normalde yemiş miydin daha önce burada? Hayır hiç yemedim. Oradaki Starbucks'larda nasıl? Mesela çeşitliliği gördün daha farklı şeyler mi var? Yo. Yoksa hemen hemen aynı şeyler hemen mi? Hemen hemen aynı ya. Sadece tost mos pek görmedim. Ama şeyli tost var orada bak. Avokadolu tost var. Burada var mı? Ben görmedim. Var mı Kenan? Avokadolu tost yapıyor bir de şey yapıyor. Kruvasana yapıyor avokadolu tostu. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Ben orada Dunkin'ciyim. Bize kruvasan deme kanka. Niye? Bize kruvasan deme. 135 lira verdik. Ne diyorsun ya? Ben Dunkin'ciyim ya. Dunkin var. Burada yok Dunkin. Boston'a özel bir şey böyle. Kahveler mavileri var. Ben hep oraya gidiyorum. Daha ucuz. Daha ucuz. Bir kahve 3 dolar mesela. Starbucks'a gittim 6 dolar. 6 dolar. 6 birim. Tabii fiyatları söylemeyi unutuyorduk Oğuzhan'cım ya. İşleri saklıyorsun KDV'den düşmek için. He kanka ne yapalım gider. Ne yapalım? Küçükken benim dedem fiş biriktiriyordu. Ne işe yarıyordu merak ediyorum ben. Lan şu an biriktiremedik. Fiş gitti mi? Fişi yok. Abi zaten 2 içecek, 2 yemek 118 garanti yani. Yo yo 118 toplamda. O kadar kırışma ihtimalin yok. Evet. 118 de hani tek tek fiyatları bunu 20 küsür lira da 35'ti onu gördüm 35'ti. Ben. 35'ti. Evet bu. Doğru söylüyorsun bu 35'ti. Çay ucuzdur. Ucuz dediğinde yine 20 lira falandır buraya. Yani. Kanka benim tatlı günüm ayrı olacak da tatlı zamanım. Ben yine de şunun bir tadına bakmak istiyorum ya. Ne diyorsun? Spordan geldin dedim. Burada salata da var yersen. Tatlı yesem olmaz mı? Her zaman söylüyorum. Antrenmandan sonra kasların ihtiyacı olan şey protein değil, karbonhidrattır. Yanlış bilirler protein diye. Halbuki antrenmandan sonra kasların buna ihtiyacı var. Biz de bir ara yapıyorduk beraber antrenman. Aa, güzel yapıyorduk. Vallahi iyi çalıştırıyordu beni. Bir ay full gittik harbiden. Ben sonra haftada 3 gün videoyu çıkarınca orada işler kaydı. Dengesi şaştı. Spor zaten böyle biraz bıçak sırtı. Bir kaydı mı? Öyle oldu ya. Kayıyor. Yoksa ben çok düzenli idman yapıyordum. Şimdi ara ara gidebiliyorum. Nadir ya gittiğimde de ağır basıyorum. Yüzüyorum, kardiyo yapıyorum falan filan. Ondan sonra ama olsan sağ olsun bu konuda bana çok yardımcı abi oldu. Abi zaten içinde bir ufak böyle bir ateş. İstek tamam mı? Onu böyle hallayabilirsin ama istek yoksa olmayan ateş istediğin kadar halla yani olmuyor. Ne zaman dönüyorsun? Var ya 2 haftası falan var. 2 hafta falan var. Gideriz ama antrenmana mutlaka. Gideriz kardeşim. O zaman biz yemeği içmeye devam ediyoruz. Senin son kez söylemek istediğin bir şey var mı? Son kez söylemek istediğim şey yarışmaya Amerika'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum abi. Mücadeleye devam diyorum. Benim mottom biliyorsun. Eyvallah. Çünkü biliyorum. Nereye gidersen git abi. Benim de moralim bozulduğunda açıyorum seni izliyorum. Allah Allah. Hadi. Bir araman yeterli. Araman yeterli. Amerika'dan bir arıyoruz WhatsApp'tan. 1,5 saat. Abi, abi şu şöyle olmuş. Oğlum olsam bırak bu böyle olmuş. Şu an gece bir başlıyoruz 1 saat, 1,5 saat. Çünkü bazen şey oluyor mesela çocuk arkadaşım oturuyoruz sohbet ediyoruz falan filan. Amerika'da atıyorum vize işlemle ilgili bir şey soracak. Kanka şu videona bahsettin diyorum. Oğlum burası YouTube mu anlasana ya diyor. Hüseyin sen beni arıyorsun. Olsan biraz moralim bozuluyor. Abi şu videomu izlersen abi onun için olurdu. Şu videoyu izlediğinde gerçekten şey dedin değil mi biraz böyle parasal işte tamam tam o video. Oha çok iyiymiş lan. Var ya. Çok iyiymiş. Kardeşlerim biz de burayı gömüp ben yine devam edeceğim. Oğuzhan aramızdan ayrılır büyük bir ihtimalle. Aynen öyle bu bana yeter. Daha biz devam ben. Ederiz kardeşim. Sen daha yersin. Şimdi akşam saatleri oluyor. Yani akşam dediğim aslında 7'yi falan bulduğu saat. Benim yemek saatim işte bu civar. 7-8 gibi en son öğünü yemeye çalışıyorum. Ama genellikle hikaye oluyor. Gece mutlaka benim videoyu falan izlerken mutlaka bir şey canım çekiyor ve yiyorum. Ama şu an bu 7 falan tam benim ideal saatler. Ben şöyle mistik diye bir sandviç var tamam mı? Böyle peynir falan içinde tam başka ne var yiyince anlayacağım bilmiyorum. Ekme böyle kırmızı falan. Su aldım bir tane de. Ve şu pastayı da kahveli pastaymış. Bir tane takipçimle karşılaştım. Azerbaycan Türk'ü Ruslan ona burada da selamlar olsun. Ruslan dedi ki video önce evet dedim böyle böyle ya dedi benim için dedi kahveli dedi pasta yer misin dedi ben çok severim. Dedim sen de yer yok dedi ben işe gidiyorum dedi. Şu an işteymiş o. O zaman senin için bunu yiyorum bir gün beraber de yeriz kardeşim. Onun için ilk de bu pastayı aldım hani tuzlunun üstüne hadi bir de şekerliyi de gömeyim diye. Bunu ilk defa deneyeceğim daha önce hiç yemedim müsaadenizle.
sabahki yediğime benziyor ya. Ama lor peyniri var bunda. Kaşar var, yine domates var. Ya bunun üstünde böyle şekerli bir şey var. Pastayı mı değirdiler buna, ne yaptılar? Muhtemelen normalde kendinde olmaması lazım. İsrarla çatal bıçak koyuyor adamlar, tamam mı? Her şeyi söyledim, her şeyi, ama ben kullanmamakla inat ediyorum kanka. Onlar da ısrarla koyuyor, sağ olsun. Sevgili Ruslan, senin için kardeşim. Deniyorum bunu da. Fiyatları da söyleyeyim, bu çok güzelmiş. Ruslancığım çok sağ ol. Bu çok güzelmiş. Daha önce hiç yememiştim burada. Ve zaten bir tane kalmıştı şansına. Geldiğim yerde şu an bir tane vardı. Ve gerçekten de başarılıymış. Harbiden de çok güzelmiş. Bu arada söyleyeyim fiyatını. Bu 35 TL. Bu 28 TL. Bunun fiyatı da 6,5 TL. Toplam 66 lira para verdim. Kaç kaç oluyor lan? Hemen fişe bakıyorum kanka. Pasta 31 TL. Bu 28,5. Bu 6,5. Tamam. 66 lira verdim. Şu an buraya verdiğim paralarla var ya, ben ne sokak lezzeti gömerdim var ya. Neler yerdim ne. İşte bu da bir tecrübe. Aslında bir gün boyunca beyaz yaka gibi takıldım denilebilir kanka. Harbiden birçok bazı sandviçler harbiden güzel. Yani dondurulmuş hazır ürün ısıtıyorlar falan birçoğunu doğal olarak. Ama hani böyle rahatsız etmeyen güzel ürünlere sahipler kanka. Yani bu videoda mutlu muydum? Mutluydum diyebilirim. Kötü bir şey yemedim. Cool Lime almadım ya. Ama Cool Lime'ı zaten yazın sürekli tüketiyorum yani. Burada Cool Lime'ın tadı enfes. Bunu mutlaka deneyin yani. Bak onunla bunu deneyin. Çilekli içecek de fena değildi. Ferahlatıcı falan ama. Bakkalda da bunlar 3 lira. Abi ne ara bu 50 kuruş değil mi? Oğlum 50 kuruş değil miydi lan bir ara? 6 ayda mı oldu bu 3 lira? 1 ayda, 1 yılda. Abi şaka gibi ya. Su ya. 6,5 lira ya. Muhtemelen bazı yerlerde falan bu 15-20 de vardır yani. Havalimanı dışında yani mekanlarda. Gösteriyorlar işte Bodrum'da, orada burada mekan yemek şeylerini. 56 lira, 29 bin lira, 28 bin lira. Hamburger 550 lira. Gelebilir mi video? Bir kredi çekeyim. Video kredisi. Valla 30-35 bin lira orada çekip izlenme alacağım. O parayla giderim yurt dışına kanka. Allah. Yurt dışına gider 2-3 gün video çekerim orada. Kardeşlerim burada da çıkış yapıyorum böyle ya. Böyle bir deneyim yaşamak istemiştim. Bugün boyunca Starbucks ürünleri yenir mi? Yenilebilir mi? İçilebilir mi ve ne kadar tutar? Ortalama işte baktığınızda içecekle beraber 50-60 liraya burada Starbucks'ta bir öğün geçirebiliyorsunuz. Ondan sonra 50-60 lira işte 3 öğününü geçirsen ortalama günlük 300-350 lira para gidiyor. Böyle bir şey de lezzetli mi? Genel anlamda tatlıları da, tuzları da falan değil mi? Bence tatlı konusunda daha başarılı olduklarını düşünüyorum. İçecekleri de zaten benim soğuklarda Cool Lime favorim. Ondan sonra şey de güzeldi ama olsun. Strawberry fena değildi. O da iyiydi. Ardından kahve olarak da ben Americano ve normal sade filtre kahvelerinde favori diyebilirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Geç tayfa. Dur ya. Kahve yaz yolla. Buraya kadar geldiysen eğer. Kahve yaz yolla kanka. Gelmişken bir istadan bir takibini alırım. Yolla. 3 kız 3 erkeğe bir kahve parası ateşleyeyim.